Gün hocam bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet, bugün maç öncesi senaryoda iki takım içinde hem kendi maçını oynamak hem diğer maçın sonucuna göre ne olacağını görmek önemliydi. Bizim için bugün kazanmak bizi bir üst tura direkt olarak götürüyordu. Hedefimiz buydu. Rakibimizin özellikle savunmada bekleyeceğini, topu bize vereceğini ve geçiş hücumları deneyeceğini biliyorduk. Maçın tamamı da bu şekilde geçti. Daha çok top bizdeydi. Rakip sahada oynadık. Rakip ceza sahasında oynadık. Özellikle son bölümde girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz de özellikle dediğim gibi geçiş hücumlarını denedi. Yediğimiz bir gol. Arkasından bu golü çıkartamadık. Baktığımızda genel olarak daha üretebilirdik. Bizim kalitemizdeki oyuncular özellikle rakibimizin merkezi kapattı. Kanatlardan hücumu etkili bir şekilde, daha net bir şekilde yapabilirdik. Dediğim gibi son bölüm çok net pozisyonlarda kaçırdık. Kazandığımız için, kaybettiğimiz için tabii ki üzüntülüyüz ama bir yandan da yine Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz ve hedefimiz orada daha iyi bir yere gelmek. Özellikle final yoluna buradan gidecek takımlardan biri olmak yine hedefimiz bu. Ben oynadığımız oyun maçlara baktığımda ve aldığımız puanın eşleştiğini düşünmüyorum. Daha bu oynadığımız oyunlara göre daha yüksek puan almamız gerekirdi grupta. Ama sizin de dediğiniz gibi, yani bizim de düşündüğümüz gibi yeni bir hedef bizi bekliyor. Avrupa Ligi'nde tabii ki gruplarından gelecek takımlar, biz burada sonu 32 içerisine çıkacağız. Burada gelecek takımlarla birlikte ne yapabiliriz, ne olabilir? Bunu net bir şekilde göreceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, özellikle burada tabii ki çok önemli takımlara karşı çok iyi oyunlar oynadık. Bu bizi biraz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma ve oralardan daha yukarılara gitme adına heyecanlandırmıştı. Ama hedefimiz şu anda demin de söylediğim gibi, yani Şampiyonlar Ligi'nden elendik, Avrupa Ligi'nde tekrardan Galatasaray'ın yıllar önce kazandığı gibi belki tekrar finale gidebilmek, tekrar finale oynayabilmek şu andaki hedefimiz bu. Yani orada da tabii ki çok iyi rakipler olacak, çok zorlu bir yol olacak ama dediğim gibi Galatasaray olarak oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplardaki oyun bize ilerisi için hep ümit veriyor. Ya aslında bizim kötü gördüğümüz maçta bile baktığımızda 22 şut atmışız. İşte 40'tan fazla rakip ceza sahasına girmişiz. Yaptığımız ortalar tabii ki burada rakibimizin de kendi ceza sahası içine kadar çekilmesi, bizim burada doğru ortalar, doğru tercihler net bir şekilde yapamamamıza rağmen, yani kötü gördüğümüz oyunda bile aslında yani sayı olarak önemli bir sayıya ulaşmışız ama burada tabii ki daha net bitirmemiz gerekiyordu. Daha net ortalar yapmamız gerekiyordu. Tete ve Ziyeh'le ilgili kararım, yani Ziyeh'le ilgili kararım tabii ki Ziyeh dün kısa bir süre bizde antrenmana çıkabildi. Sadece ilk antrenmanıydı. Bugün içinde onunla da konuştuğumuzda yani bir 30-35 dakika girip bize katkı vermesini istedik. Aslında yani Mertens ve Ziyeh'i yanıma çağırdığımda tam oyuna girerken maçta 0-0'da 55. dakikada çağırdık. Yaklaşık 58. dakikada girebildi. Ama burada dediğim gibi önemli bir yani planımız vardı. Bu planın içinde gol yememiz, devamında Ziyeh'in oyuna girmesi. Yani üretken değildik ama buna rağmen dediğim gibi sayı olarak çok fazla işler yaptık. Burada da sonuca bunu yansıtmamız gerekiyor. Yani vuruşlarımız da kötüydü, bazen ortalarımız da kötü yaptık. Yani bizim kalitemizde bir takım bundan daha iyisini yapması gerekiyordu. Ama demin de söyledim, özellikle kanatları rakibimiz çok boş bıraktığı için kanatlardan çok rahat bir şekilde gittik. Ceza sahası içerisinde buluşturamadık belki. Yani bekleyen bir takıma karşı, kapanan bir takıma karşı topu daha hızlı çevirmeniz gerekiyordu. İlk yarıda bunu bence çok daha iyi yapamadık. Yani ikinci yarıda bunu biraz daha iyi yaptık. Ama dediğim gibi rakip sonuçta hep tempoyu düşürmeye çalışan, kapanan ve topu size veren bir rakip. Yani maç sonu da topun sahip olma yüzdesi çok, arada çok büyük fark vardı. Ama burada hem hız hem de gerçekten üretkenliğe ihtiyacımız vardı. Yani bizim için şanssız bir geceydi aslında. Yani şöyle şanssız, tabii Hakim Ziyeh'in
sakatlıktan çıkması. Zaha'nın aynı şekilde, yani Zaha da son haftalarda bileğinden sakatlık. Yani Icardi'de bu sakatlık vardı. Yani aslında en iyi, en fit olduğumuz dönem değildi. Burada da yani önde yaratmakta, oradaki kreatif işlerde de doğru şeyler yapamadık. Ama özellikle oyun temposu burada biraz daha hızlı olabilirdi. Yaratıcılığa daha çok ihtiyaç vardı. Burada da tabii ki rakibimizin en büyük gücü de çok koşması, iyi savunma yapması, geride beklemesi. Ve yani Bayern Münih maçında da bunu yaptılar. O 0-0 bitti. Orada gol atamadılar. Gol atma şansı da yakaladılar deplasmanda. Burada da aynı şekilde, yani 0-0 oynayan bir takım. Biz bunu açmamız gerekirdi ama arada bir de gol yiyince rakibimiz daha çok geriye çekildi. Ondan sonra da pozisyon üretsek de skoru üretemedik. İyi akşamlar.